İndirkaydı.com yardımcısı tekrar karşınızdayız. Bu videoda size elektro büyücüyü nasıl kullanabilirsiniz? Elektro büyücünün antisini size aktaracağız. Şurada bir oyunum, ilk önce elektro büyücünün özelliklerini göstereyim. Ben de ikinci seviye. Elektro büyücünün en büyük özelliği arkadaşlar, attığınız yere bir şimşek. Yeniden doğum hasar dedi var ya, 174. Onu atıyor. Bu tabi oldukça iyi. Aynı zamanda düşmanları sersemlettiği için de oldukça kullanışlı bir kart. Hani savunmada da olsa, saldırıda da olsa çok etkili bir kart. Onu belirtelim. Peki nasıl kullanacaksınız? Şurada mesela bizim daha önceden oynamış olduğumuz oyunlar var. Orada ben size elektroyu nasıl kullandığımızı göstereyim. Oldukça sevdiğim kartlardan bir tanesi benim. Çünkü hem savunmada hem saldırıda oldukça işe yarıyor. Evet, elektroyu kullandığımız bir oyun aradım ama hala bulamadım. Yani şunu izleyelim. Elektro karşı tarafta da var. Her iki taraftan hani yenilmişiz ama her iki tarafta da elektroyu nasıl kullandığını hani görebiliriz. Ya bakın şu eleman var ya arkadaşlar, bunu elektro çok güzel durduruyor, aklınızda olsun. Hani oldukça, bakın şimdi atıyorum ben ona elektroyu. Bakın, şok verdiği için oldukça yavaşlatıyor. Aklınızda olsun. Hani elektronun öyle bir güzelliği var. Şimdi bakın, burada elektroyu durdurmak için görüyorsunuz madenci attı. Burada ben bir hata yaptım, çok gereksiz bir hamleydi. Hani onun cezasını da zaten oyunla vererek ödedik. Burada da biraz cadıyı daha geriye atabilirdim. Öyle bir hata yaptım. Yani tabii biliyorsunuz arkadaşlar, oyun gerçekten bakın yine elektro ile geliyor. Yani evet, elektro hiç iskelet dinlemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yani hani gerçekten. Biraz burada mesela geç kalmışım aslında. Daha önce atabilirmişim minyon sürüsünü. İşte burada mesela adam kütükle, ben de kütük olmadığı için mesela çok zorlanıyorum. Onu söyleyeyim. Hani kütüğün olmaması ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Kütük çok işe yarıyor. Adam ne diyelim? Hani kütük de aslında yendi beni diyebilirim yani. Çok açık ve net diyebilirim bunu. Şimdi burada da aslında balonu oraya attık ama biraz şey oldu. Nasıl diyelim? Bakın, bakın görüyor musunuz? Elektro ile balonu nasıl durdurdu? Yani elektro çok işe yarıyor arkadaşlar. Balonu da durduruyor, şey de yapıyor. O anlamda çok çok başarılı. İşte burada bir hata daha yapmışım. Ben gidip sol taraftaki kuleyi korumak varken bakın, burada da yine bir hata. Git adamın kulesine saldır, değil mi? Niye ana binasına saldırıyorsun? Evet. Adam zaten beni şu şeylerle yendi. O da 10 seviye. Adam da bayağı fazlaymış yani. Bakın elektroyu ortaya atıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz. Ama kütükle adam. Beni kütükleyenmiş bu ya. Vallahi arkadaşlar. Gerçekten elektroyu attı o da işte yine. Tabii elektroyu atınca bizim balon boşa gitti. Bir de biz hala şeye saldırıyoruz. Adam gördüğünüz gibi şeye saldırıyor. Burada yine işte şunu öldürmek varken gidip yine saçma sapan bir iş yapmışım ben. Kötü oynamışım ya. Bak, madenciliği de koydu, bitirdi olayı. Biz hala gidip adamın şeyini yıkmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elektro karşı tarafta da vardı. O da gayet iyi kullandı. Hani biz de aslında elektroyu iyi kullandık da biz başka yerlerde hata yaptık. Güzel bir kart elektro. Dediğim gibi balonu durdurmak için kullanabilirsiniz. İşte iskeletleri bile durdurabilirsiniz. Şu bomba atan amcanın adı neydi? Kraliyet devi. Allah cezasını verecek onun. Bu bende seviyesi çok düşük. 10 seviye, 11 seviye yapanlar var.
canı çok fazla olduğu için şu an en çok tercih edilen, karşıma çıkan rakiplerden en çok kullanılan kartlardan birisi bu. Özellikle 10. seviyedeyim ben. Hani 10. seviyede bayağı bir kullananı var. Onu belirtelim. Elektron antisi ne? Ondan bahsedelim. Hani elektron antisi arkadaşlar herhangi bir yer ünitesi diyebilirim yani. Nasıl yer ünitesi? Canı fazla olacak. İşte alın şövalye elektroyu mahveder. Yani niye mahvediyor? Çünkü şövalyenin canı fazla, elektronun canı az, bir de saniye başına hasarı fazla biliyorsunuz. 159 iki tane vurdu mu zaten elektro ölür bakın. Elektronun canı 660. İşte başka ne olabilir kullanabileceğiniz? Hani atak hızı biraz fazla olmasında fayda var. Prensesi kullanabilirsiniz uzaktan elektroya canı az olduğu için elektronun prenses de ciddi hasar verir. Mini Pekka'yı kullanabilirsiniz. Yine iyi hasar verir. İşte cellatı biliyorsunuz 121 çarpı 2 vurduğu için arkadaş yani iki atışta elektroyu yok eder. Elektro taç kulelerine de güzel hasar veriyor. O da aklınızda olsun. Bir de etrafındakilere de hasar verdiği için oldukça iyi bir kart. Elektroyu işte evet alev topuyla ciddi hasar verebilirsiniz. Oldukça canını azaltırsınız. Alev topunu da yine kullanabilirsiniz elektroya karşı. Arkadaşlar her zaman için sizin de fikirleriniz benim için önemli. Hani siz de elektro ile ilgili düşündüğünüz, eklemek istediğiniz şeyler olursa hem bu YouTube videosunun altına yazabilirsiniz hem web sitemizden bize ulaşıp yazabilirsiniz. Biliyorsunuz yani bu oyun öyle çok basit bir oyun değil. Herkesin taktikleri farklı, herkesin bildikleri farklı. Siz de bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Başka bir indir kaydı okuma yardım videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın.